değişimi takviye edici bir fonksiyon olarak ve değişimin hatta belki daha takviye edici anlaşılabilir ama değişimin temel faktörü olarak, taşıyıcısı olarak din dediğimizde aklımıza hangi örnekler geliyor? Böyle bir ifade doğru bir ifade midir? Ben böyle devam bir soru edeyim doğru. O zaman bu soruyla ilgili. İhsan Hocam'a da döneceğim, siz buyurun. Tamam. Şimdi... Ha, bu arada şeyi de sormak isterim. Yani muhtemelen ondan bahsedeceksin de. Yani köklü bir değişim gerçekleştirdiğini söylüyor pek çok insan Efendimiz'le ilgili olarak. Ve bunu devrimcilik olarak anlatıyor. Burada bizim konumuzla da alakalı bu. Çatışmacı kuramdan hareketle. İslam peygamberi gerçekten devrimci bir peygamber miydi sorusu da arka planda tutularak bu sorduğu soruyu cevaplandırırsa iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Ne oluyor da toplum değişiyor meselesi evet. Var. Malumunuz toplumun değişmesinde birinci faktör genelde maddi faktörler olarak bilinir. Bilgi artışımız toplumda değişim meydana getiriyor. Evet. Yani bu ister eski Babil'deki bilgi düzeyi olsun, ister Mısır ya da Hindistan'da, Antik Yunan'da olsun yeni bilgiler, yeni tekniklerin, yeni üretim araçlarının ya da diğer bir takım yeni ne diyelim maddi kültür öğelerinin yapılar, binalar, elbiseler vesaire ortaya çıkmasına neden oluyor ve toplumda bir değişim meydana geliyor. Bilgiye bağlı olarak günümüzde teknoloji çok daha fazla ön planda toplumsal değişimde. Hatta günümüzde maddi faktörler, bunlara maddi faktör diyoruz, değişimin dinamiğini oluşturuyor. Tabiat olayları değişimde çok etkin. Nasıl? Yani tabiattaki değişim ister istemez o coğrafyayla ilgili bir takım yani çok uzun süren kıtlıklar o coğrafyada yaşayan insanları yeni tedbirlere götürüyor veyahut göç yaşıyorlar. Yeni bir coğrafyada yeni bir hayata başlıyorlar. Bunun dışında maddi olmayan faktörler var ki işte bunların başında dinler geliyor. Günümüzde ideologlar da var. Yani büyük ideolojiler de önemli sosyal değişim meydana getiriyor. Yani Marksizm Almanya'da ortaya çıkan bir felsefi akımken bakınız bugün Kuzey Kore'ye kadar, Yemen'e kadar, Çin'e kadar, Güney Amerika'ya kadar dünyanın her yerine etkiliyor. Karizmatik liderler dindar olmayan eskiden önemli değişim sebepleriydi ama geleneksel toplumda bu maddi olmayan öğeler içerisinde en önemli değişimi meydana getiren etken dinlerin kendisi. Dinler ve peygamberler. Dinler ortaya çıktıklarında bir yerleşik inançları sorguluyorlar. İkincisi yerleşik sosyal yapının bir kısmını zorluyorlar. Bir kısmını. Evet yani açalım burayı. Tam niye olarak değiştirmiyorlar. Bir kısmı çünkü esas itibarıyla yani sosyolojide yasalar bulmak artık o kadar kolay bir şey değil. Ama binlerce, on binlerce davranış kalıbından gelen bir sosyal yapının bütünüyle değişmesi sosyolojik olarak mümkün değil. Yani siz bir toplumu ailesinden para kazanma biçimlerine, boş zamanlarından iletişim biçimlerine kadar her konuyla değiştiremezsiniz. Yani bu sosyolojik bir mucize olur. Kaldı ki mucize tanımları içerisinde sosyolojik bir mucize yoktur. Kevni olaylarda mucize olabilir ki olmuştur bizim itikadımıza göre. Sosyolojik anlamda mucize olmaz. Kaldı ki bu insanın cüz'i irade bir varlık olması, insanın imtihana tabi tutması ve mükellef olmasıyla da zıt bir yaklaşımdır. Ama Efendimiz'in o toplumu bulunduğu yerden bir başka duruma değiştirmeye öncülük etmesini pek çok insan bir mucizevi bir olay olarak, sosyal olay olarak izah ediyor. Yanlış mı bu izah? Yani bu izah bütünüyle yanlış. Neden? Kesinlikle bütünüyle yanlış. Esasında da modern bir hatta devrimci bir karakter aktarılarak. Şimdi 1789 Fransız devrimi bizim coğrafyamızı da etkiledi. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik kavramları ve devrimin getirdiği diğer bir takım kavramlar ki bizatihi devrimin kelimesi bizde yaygınlık kazanmaya başladı. Bizim klasik ulemamız cahiliye toplumundan İslam toplumuna geçişi büyük bir devrim olarak nitelendirmez. Bir devrim kavramı yok. Bir kere bu kavram yok. Bugünden okuduğumuzda böyle. Bugünden geriye doğru bakıyoruz. Peki yanlış mı bakıyoruz? Eskiler şöyle bakıyordu. Peygamber Efendimiz'in, yani bunu Şah Veliyullah Dihlevi'de de görebiliriz. O geleneksel yaklaşımı kısmen devam ettiren Muhammed Hamidullah'ta da görebiliriz. Muhammed Hamidullah günümüze ait bir tarihçidir ama bu çeşit kavramlardan etkilenmemiştir.
Arap toplumunda var olan peygamberimizin de devam ettirdiği davranışlar, kısmen değiştirdiği davranışlar, tamamen değiştirdiği davranışlar. İlginçtir, tamamen değiştirdiği davranışlar itikat ve zihniyet daha azdır. Çok çok daha azdır. Yani bununla ilgili bir istatistik ortaya koyabilmek mümkün değil ama en azından basitçe şunu söyleyeyim. Cahiliye aile hukuku, İslam aile hukuku haline gelmiştir. Bizim günlük hayatla ilgili davranış kalıplarımızın çoğunluğu aile kurumu içerisinde yer alır. Bütün bunları hepsini 22-23 yıl içerisinde değiştirmeyi İslam zaten öngörmemiş ki cahiliye hukukunda var olan bir takım kavramlar, yani sayalım bunları, yani evlilikte rıza kavramı, mehir kavramı, küfüv, denklik kavramı, zihar kavramı kısmen değişmiştir, iddet kavramı kısmen değişmiştir, muhala kavramı, bütün bunlar devam etmiştir. Ama kökten değişmemiş yani. Hocam kökten değişmemiş değil, devam etmiş. Ben hala ısrar ediyorum. Yani bunlar kökten devam etmiş. Hani benim sorum yani güme mi gidiyor? Değişimin temel faktörü olarak din diyorum. Yani köklü bir değişikliği meydana getirmemiş midir? Senin söylediklerini aile kurumunda getirmemiştir. Hı-hı. Bu çok açık ve net. Zihniyette getirmiştir. Zihniyette... Mesela Tanrı anlayışında getirmiştir. Evren tasavvurunda getirmiştir mi? Şimdi diğer kurumlara bakalım. Tamam. Yani ekonomi kurumunda, yani bunun üzerinde yerli ve yabancı hocalarımızın çalışmaları var. Bugün nispeten serbest piyasa yani ekonomisi diyebileceğimiz... Sen şu şeyi kabul etmiyor musun? Yani nette yazdığımız tespiti kabul etmiyorum. Arabistan'da köklü bir toplumsal değişim yaşandı diyoruz. Karşı mı çıkıyorsun buna? Bu led tamamen yanlış hocam. Diyorsun. O, tamamen bir çeşit sloganik devrimci peygamber anlayışıyla ortaya konmuş bir leddir. Böyle değil. Yani aile kurumunu söyledim. Bilenler bunların ne manaya geldiğini biliyor. İslam aile hukuku, cahiliye aile hukukudur. Yani reddettiği uygulamalar yok mu? Mesela eş sayısında bir sınırlandırma var. Sınırlandırma var. Nikahın farklı çeşitleri var. Onları düzenleme getiriyor. İslam reddetmiştir. Tek bir nikah çeşidini kabul etmiştir. Muta nikahını bile çok geç bir dönemde İslam kaldırmıştır. Hemen gelir gelmez de kaldırmamıştır. Bir tedricilik prensibi var. Ekonomi kurumunu söyleyecektim ben. Yani serbest piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomik sistem var cahiliye Araplarında. Bütün orta çağlar boyunca İslam dünyasına hakim olan o devletçi ve fiyatların merkezden narh sistemi dediğimiz bir sistemle belirlenen bir anlayış yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu aynısıyla devam ettiriyor. Hatta Medine'de 5. 6. yıllarda hicretten sonra bir kıtlık ortaya çıktığında fiyatlar yükseliyor. Piyasa kanunu. Ürün az olur, talep fazla olursa fiyat yükselir. Efendimiz de buna karışmıyor zaten. Karışmıyor. Ashab buna müdahil olmasını istediğinde yarın ben diyor onların hakları konusunda Allah'a nasıl hesap vereceğim? Evet. Sadece gabni fahiş yapmayın, çok aşırı bir kârla satmayın diye tavsiyede bulunabilirim diyor. Çok bir iki kalem malın İslam yasaklandığı için alım satımı yasaklanmıştır malum. Evet. İçki bunlardan bir tanesidir ama gayrimüslimler bunu yine devam ettiriyorlar. Müslümanlar ama yani faizin yasaklanması önemli bir değişimdir. Zekatın yerleştirilmesi bir müessese olarak önemli bir değişimdir, önemli bir farklılıktır. Herhalde bunlar şeyde yoktu, cahiliye döneminde yoktu. Şüphesiz yok. Yani cahiliye döneminde de karz-ı hasen vardı. Yani insanlar birbirlerine borç veriyorlardı. Hibede yardımda bulunuyorlardı. Faizli borçta veriyorlardı. Faizi İslam kaldırdı. Ama o genel şey mantalitesi devam etmiştir. Anladım. Ekonomi mantalitesi devam etmiştir. Dolayısıyla köklü bir değişimden burada nasıl bahsedeceğiz? Hristiyanlığı örnek verelim. Şimdi Kautsky her ne kadar Marksist jargon Hristiyanlığa olumsuz bir anlam yüklese bile daha sonraki Marksist ideologlardan Kautsky Hazreti İsa'yı devrimci olarak nitelendirir. Niye? Çünkü ezilen tabakanın yanında, fakirlerin yanında yer almıştır. Yer almıştır ama bir toplumsal değişim olmuş mudur? Yani kölelik Batı dünyasında ne zamana kadar devam etti? Hazreti İsa'dan 1800 sene sonra daha devam etti. Siyasi sistemde bir değişiklik. 60'lara, 70'lere kadar devam etti. Siyasi sistemde bir değişiklik olmuş mudur? Soylu sınıfında bir değişiklik olmuş mudur? Olmamıştır. Aksine Hristiyanlık bunları desteklemiştir.